Sevgili dostlarım merhaba. Bugün de yine sizlerle birlikteyim. Bugün de her zaman olduğu gibi biraz dolar konuşalım istiyorum. Biraz Türkiye ekonomisi konuşalım istiyorum. Ve size bir kararımı çok ciddi bir şekilde açıklayacağım. Evet, bugün artık ben de pes dedim ve baktım ki olacak gibi değil, kararımı revize ettim. Tabi burada iki önemli sebebim var. Birincisi, bu videoyu çok izletip sizin sırtınızdan milyonları götürmek tabii. İkincisi de sürekli olarak piyasayla ilgili sansasyonel başlıklar atmak. Bunun dışında bir niyetim yok. Yani onun için istiyorsanız videoyu izleyin, istiyorsanız izlemeyin demeyeceğim. Mutlaka izleyin ki ben buradan milyonları amuduyla götüreyim sevgili dostlar. Evet, YouTuberlar acayip para kazanıyorlar. Özellikle bu ekonomiyle ilgili yorum yapan YouTuberlar, ekonomiyle de ilgileri yok aslına bakarsanız. Çünkü hepsi grafik bile okumadan çıkıyorlar arkadaşım. Bir de piyasada işlem yapmamışlar bugüne kadar. Yani borsada traderlık yapmayan, Forex'te traderlık yapmayan adamlar çıkıyorlar burada ben ekonomistim diye yorum yapıyorlar. Oysa Türkiye ekonomisini, dünya ekonomisini bir tek traderlar bilir. Mesela akademisyenler bilmez, profesörler bilmez. Yıllarca ekonomi gazeteciliği yapanlar bilmez. İktisat kitaplarını yalayıp yutmuş olanlar, hatta o kitapları yazmış olanlar dahi bilmez. Traderlar bilir. Evet, sadece traderlar bilir. Yani gidip piyasada işlem yapmayan adamın burada çıkıp yorum yapması terbiyesizliktir. Bak, açık ve net söylüyorum. Ben yorum yapıyorum ama niye? Sadece size videoyu izlettireyim. Buradan da parayı götüreyim diye. Ben bu sayede bir tane villa aldım, bir tane yazlık aldım, bir tane yat aldım, bir tane kat aldım, 3 tane arabam var, dördüncüsüne bakıyorum. Porsche mi alayım, Ferrari mi alayım? Ona karar veremedim daha. Ona karar verdiğim zaman sevgili dostlarım, o arabayı da alacağım. Dursun garajda, dursun, ne olacak? Yani benim için zaten onun çok da büyük bir etkisi yok. Çünkü her ay ben zaten 3 Ferrari parası kazanıyorum. Evet sevgili dostlarım. Şu anda da sizlere aslında açıkçası Cannes'dan sesleniyorum. Fransız Cannes Film Festivali'ne geldim. Orada ailecek geziyoruz. Biraz sonra Nice'e gideceğim. Öğle yemeği için Frankfurt'a gitmeyi düşünüyorum, Almanya'ya. Oradan da bir New York yaparım diye düşünüyorum. Çünkü akıyor abi. Sürekli para akıyor YouTube'dan. YouTube'dan çok para aktığı için de bunu harcayacak yer bulamıyor insan. Yani bir şekilde bitirmemiz lazım bu parayı. O anlamda videolarımızı izleyin. İzlediğiniz zaman biz çok para kazanıyoruz. Şimdi ben şu dolardaki revizeye bir döneyim. Sevgili dostlarım, 10 lira falan olmayacak dolar. Türkiye ekonomisi bu kadar iyiyken, bu kadar harikayken, Amerika, Fransa, Almanya, İngiltere gibi ülkeler bile Türkiye'yi kıskanıyor iken, evet bizi kıskanıyorken, bu müthiş ekonomimizi, bu uluslararası bakış açımızı kıskanıyorken doların 10 lira olması ihtimali yok arkadaşlar. Yani Türkiye'nin işsizliği dünyanın en iyi seviyesinde ya. Evet, eğitim seviyemiz bir numara bu arada. Sağlık sistemimiz bir numara. Bakın bunları unutmayın. Enflasyon, bakın biz eksi enflasyon yazıyoruz ya. Millet enflasyondan kuduruyor. Millet enflasyondan kuduruyor. Biz eksi enflasyon yazıyoruz. 100 lirayla markete gidiyorum abi. 3 araba dolduruyorum. Yetmiyor. Hala orada bir miktar daha mal kalıyor. Onları da etraftakilere dağıtmaya çalışıyorum. Etrafta da hiç fakir olmadığı için kimse almıyor. Sebil oluyor orada. Evet. Yazık, günah. Çöp oluyor orada. Ama alıyorum. Niye? Çünkü param var. 100 lirayı verdin mi her şeyi alabiliyorsun Türkiye'de. Öyle bir gücü var Türk lirasının. Yurt dışına mesela çıktığınız zaman Türk lirasını elinizden kapmak için uğraşıyorlar ya. Sevgili dostlarım, mesela dolar veriyorsunuz, ya diyor Türk lirası varsa Türk lirası alayım ben diyor oradakiler. Neden? Çünkü Türkiye ekonomisi çok ama çok iyi sevgili dostlarım. Harika ya, bizim yok Suriyeli meselemiz varmış. Yalan dolan abi bunlar. Bunlar bir kere mülteci değil. Bunlar bize zarar vermiyor. Bunlar bizim ekonomimizi bozmuyor. Bunlar turist. Evet, Türkiye'ye döviz bırakıyorlar. Her bayram Suriye'ye özellikle gidiyorlar. Oradaki dövizlerini alıyorlar. Türkiye'ye geliyorlar.
ve Türkiye ekonomisini canlandırıyorlar. Onun için biz bu kadar zenginiz arkadaşlar. Onun için bizim bu kadar büyük imkanlarımız var. Şimdi döneyim şu revizeyi neden yaptığım konusuna. Onu da anlatayım size. Sevgili dostlarım, sabahleyin uyandım. Sabahleyin uyanınca şöyle bir kafamı kaldırdım. Bir baktım, günlük güneşlik güzel bir hava var. Aha dedim, işte o an geldi. Doları revize etme zamanı geldi. Çünkü dedim, şu an itibariyle büyük ihtimalle bir sihirli değnek Türkiye ekonomisinin üzerine dokundu. Sahiden de öyleydi. Televizyonu bir açtım. Herkes neşeli, herkes mutlu, herkes tatilde, herkes keyfine bakıyor. Kimse işsiz değil. Enflasyon gibi bir sorunumuz yok, hiçbir problemimiz yok. Herkes kol kola, kucak kucağa, kimse gerilmemiş. Böyle bir ortamı görünce evet dedim, işte o an geldi. Ben dedim, bu dolar kurunu bir revize edeyim. Çünkü zaten Selçuk Geçer bir revize etsin diye bekliyorlar. Ben revize edince bütün piyasaların dengeleri bozuluyor. Bugüne kadar doların yükselmesinin de sebebi benim. Özür diliyorum ama bu hatamı fark ettim ve geri dönüş yapıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi çok sert bir U dönüşü yapıyorum. Ekonomistliğin bu özünde var. Yani ekonomistseniz fikrinizi değiştirirsiniz. Yani bir gün öyle konuşursunuz, bir gün böyle konuşursunuz. Büyük abiler ne diyorsa onu yaparsınız. Tabii. Büyük abilerin bir pozisyonu vardır. Onlardan size tüyo gelir. Derler ki biz alıma geçtik. Ha, o zaman biz alım yönünde konuşalım. Ya da büyük abiler der ki biz dolar satıyoruz. Biz o zaman ona göre konuşalım. Tabii sabah kalkıp böyle günlük güneşlik görünce revize ettim. Türkiye ekonomisine baktım, revize ettim. Ve öğlene geldim. Öğlen bulgur pilavımı yedim, yoğurdumu yedim. Çünkü ben her gün bulgur pilavı ve yoğurt yiyorum sevgili dostlarım. Param var. İmkanım var. İstesem her gün havyar yerim ben. İstesem her gün karides yerim ben. Her gün somon füme yerim ben istesem. Var imkanım. Neden? Çünkü ben YouTuber'ım. YouTuber olduğum için çok deli para kazanıyorum. Ama yemiyorum abi. Yemiyorum. Halktan birisi gibi zaman zaman davranayım diyorum. O nedenle öğle yemeklerimi bulgur ve yoğurtla geçiriyorum. Gaz yapmadı arkadaş ya. Bulgur yedim, yoğurt yedim, bana gaz yapmadı. İyi mi? Nasıl olur bu iş dedim. Baktım, bulgurun üretim yeri Türkiye. Yoğurdun üretim yeri Türkiye. Etin üretim yeri Türkiye. Ve ucuz ucuz. Biz etin kilosunu 10 liradan yiyoruz. Bulgurun fiyatını söylemeye bile gerek yok. 3-5 kuruş zaten. O nedenle sevgili dostlarım, döndüm bir de şu tarım sektörüne bakayım dedim. Tarım sektöründe de her şey harika. Çiftçimizin kenarda köşede parası var. Bir kuruş borcu yok. Kendi üretiyor. Kendi halkına yediriyor. Hiçbir şekilde dar boğazda değil. Hiçbiri batak değil. Evlerine icra gelmiyor. Tarlaları ellerinden alınmıyor. Tablo böyle olunca Selçuk dedim, sen çok ayıp ediyorsun. Şu doları bir daha revize et. Bir daha revize et. Ve bir daha revize ettim. Yine 10 liradan 3 kuruşa çektim bu sefer. Evet sevgili dostlarım, 3 kuruş ya. 5 kuruş bile fazla bu ekonomiye. Yani 5 kuruş olur mu dolar Türkiye ekonomisi içerisinde? Olmaz. Ben de 3 kuruşa çektim. Neyse hocam, devam edeyim. Akşama doğru bir kahve içeyim dedim. Americano içtim ben. Direkt Americano söyledim. Americano yerine Türk kahvesi getirmişler. Bak. Türk kahvesi içilir mi ya böyle bir ekonomide? Biz bu kadar gelişmişken, her şeyimiz bu kadar iyiyken, ekonomimiz harika giderken, vatandaşımızın hiçbir sorunu yokken, işsizlik problemi yokken, enflasyon problemi yokken, büyüme problemi yokken, sanayi üretimiyle ilgili herhangi bir problemimiz yokken, bütün dünya bizi kıskanırken, Amerika kapımızda yatarken, Almanya kapımızda yatarken, ne olur Türkiye bize mal sat, bize mal sat diye yalvarırken, Çin, Rusya bizlerle anlaşma yapmak için uğraşırken dolar bu seviyelerde olabilir mi? Neyse geldi Amerikanom derken bir baktım Türk kahvesi getirmişler. Yanında da lokum. Olacak iş değil. Ama bir yandan da sevindim. Dedim ki evet, Türk kahvesi de Türkiye'de üretiliyor. Lokum da Türkiye'de üretiliyor. Hatta saman da Türkiye'de üretiliyor. Bak. Saman bile Türkiye'de üretiliyor ya. Bu koşullarda ben doları dedim bir kez daha revize ederim. Ederim abi. Sonuç itibariyle grafik denilen bir şey var. Baktım grafiğe teknik olarak, çünkü teknik olarak grafiğe bakmadan konuşmamak lazım.
Teknik olarak grafiğe baktım. Birkaç tane de trader abimi aradım. Onlardan icazet aldım. Çünkü ben traderlık yapmadığım için en azından trader abilerimden, ablalarımdan fikir alıyorum. Trader abi ve ablalarımı aradım. Dedim ki, ne olur abi dedim. Abi dediler, aynen senin dediğin gibi olur. O zaman dedim, ben revize ediyorum anasını satayım. Bir daha revize ettim. Acımadan revize ettim hem de. Dedim ki, bir dolar bir kuruş olacak abi. Evet abi, yıl sonunda bir dolar bir kuruşu bulur. Daha da fazlası olmaz dedim. İyi demişim değil mi? Valla ben de iyi dediğimi düşünüyorum. Yani Türkiye ekonomisinde bu kadar her şey harika, mükemmelken çıkıp da başka bir şey söylemek ayıp olurdu. Şimdi sevgili dostlar, iki kelamda gerçeklerden bahsedelim. Türkiye ekonomisini siz yaşıyorsunuz. Türkiye ekonomisini bu ülkenin vatandaşları yaşıyor. Traderları değil. Vatandaşın halinden anlamayanları değil. Eline her grafik alan Türkiye'de ekonomist olduğunu sanıyor. Bir yandan işlem yapıyorlar, bir yandan televizyon kanallarına çıkıp, YouTube kanallarına çıkıp insanlara şunu al bunu al diyorlar. Yani pozisyonlarına göre yorum yapıyorlar sevgili dostlar. Peki bu etik bir şey mi? Hayır değil. Dünyanın hiçbir yerinde eğer ki siz piyasaları etkileyecek bir mecraya sahipseniz ya da piyasaları etkileyecek mecralarda bulunuyorsanız ya da piyasaları etkileyecek konumlarda bulunuyorsanız, örneğin Merkez Bankası başkanıysanız, atıyorum ana muhalefet partisi genel başkanıysanız, ülkenin lideriyseniz, başbakanı ya da cumhurbaşkanıysanız, çıkıp dolarla ilgili yorum yapamazsınız. Açıklama yapamazsınız aslında. En fazla bu konuyla ilgili bilgi verirsiniz ve temennilerinizi kısmi bir dille anlatırsınız. Ama çıkıp da dolar yükselecek, dolar düşecek diyemezsiniz. Neden diyemezsiniz? Çünkü bunun adı aleni bir şekilde manipülasyondur. Pozisyonunuzu almışsınızdır, sonrasında açıklamanızı yaparsınız ve bu açıklamayla piyasayı yönlendirirsiniz. İnsanlar ya bunu Merkez Bankası Başkanı dedi, bunu Cumhurbaşkanı dedi diye sizin sözünüze göre hareket eder. Keza eğer ki burada yüz binlere hitap ediyorsanız, yüz binlere hitap ederken gidip borsada işlem yapıyorsanız, trade yapıyorsanız, danışmanlık yapıyorsanız, uzmanıysanız, sahibiyseniz, ortağıysanız fark etmez. Yani o aracı kurumdan, o bankadan bir getiri elde ediyorsanız, bir gelir elde ediyorsanız çıkıp dolarla ilgili şu olacak, bu olacak diyemezsiniz. Evet, bir takım verileri paylaşabilirsiniz ama bundan öteye geçemezsiniz. Bunun da adı manipülasyondur. Şimdi ben diyorum ki hodri meydan. Ben hiçbir işlem yapmıyorum. Yapmamaya da devam edeceğim. Evet, ben grafik de okumuyorum arkadaşlar. Merak etmeyin, ekran arkasında onların hepsinden daha fazla grafiklere bakıyorum. Emin olabilirsiniz. Ama grafik hiçbir şey değildir arkadaşlar. Grafik nedir biliyor musunuz? Sadece bir istatistiki veridir. Evet, geçmişteki verileri size gösterir. Gelecekle ilgili hiçbir veri vermez aslında. Belki trendleri görürsünüz. O bile gerçekçi değildir sevgili dostlar. Teknik hiçbir şeydir. Eğer ki siz makroekonomik verileri makro ölçekte değerlendirmiyorsanız, eğer ki bir ülkenin büyüme verilerini değerlendirmiyorsanız, bir ülkenin enflasyon verilerini değerlendirmiyorsanız, işsizlik verilerini değerlendirmiyorsanız, sanayi üretimini doğru okumuyorsanız, finansal sistemini okumuyorsanız, bankacılık sisteminde ne kadar batık var yok görmüyorsanız ya da bankacılık sisteminde riskli olabilecek kredilerin hangi sektörlerden kaynaklanabileceğini okumuyorsanız ve bunu analiz etmiyorsanız, yaptığınız teknik analiz tamamen çöptür. Teknik analiz temel analizle birlikte hareket ediyorsa bir şeydir. Önemi vardır. Temel analiz size genel gidişatı gösterir, işaretleri verir. Diğer taraftan teknik analizle de geçmişteki fiyat hareketlerini görürsünüz. Bu kadar basittir. Yani oradan teknik analize bakıp burası direnç, burası destek diye konuşursanız 2 gün sonra ağız değiştirmek zorunda kalırsınız. 3 gün sonra bir daha ağız değiştirirsiniz. Bakınız bu konuyla ilgili ekonomistler, bu şekilde size yorum yapan ekonomistler kaç defa ağız değiştirmişler. İzleyin videolarını görün. Kaç defa ağız değiştirmişler. Neden söylediklerinin arkasında durmuyorlar? Bir düşecek, bir yükselecek. Çünkü günlük olarak, saatlik olarak, dakikalık olarak size bilgi vermeye çalışıyorlar. Ya siz vatandaşı günlük işleme niye yönlendiriyorsunuz? Küçük yatırımcıyı günlük işleme neden yönlendiriyorsunuz kardeşim?
teknik yaparken yanında neden siz makroekonomik verileri de vermiyorsunuz? Gerçekleri niye söylemiyorsunuz? Türkiye'nin gerçeklerini neden paylaşmıyorsunuz? S-400 krizini neden doğru düzgün anlatmıyorsunuz? Amerika'nın yarın öbür gün Türkiye üzerinde uygulayabileceği baskıları neden söylemiyorsunuz? 1 lira, 1 dolar, 1 dolar, 1 lira mantığından dolayı Türkiye'nin ithalat odaklı bir ülke olduğunu niçin söylemiyorsunuz? Türkiye'nin yabancılar tarafından tamamen ele geçirildiğini neden konuşmuyorsunuz? İthal odaklı olduğumuz için bu kadar büyük bir işsizliğe sahip olduğumuzu niye söylemiyorsunuz insanlarımıza? Fiyat istikrarı diyoruz değil mi Merkez Bankası'nda? Peki fiyat istikrarı olmadığını, sürekli olarak piyasadaki fiyatların arttığını esasen, enflasyon verisiyle piyasa enflasyonun uyuşmadığını neden söylemiyorsunuz? Marketteki enflasyonla devletin açıkladığı ya da TÜİK'in açıkladığı enflasyon bir mi? Bunun böyle olmadığını hepiniz adınız gibi biliyorsunuz. Sevgili dostlarım bakın, birileri çıkıp piyasada hiç işlem yapmamış adamlar yorum yapıyor diyor. Zaten doğrusu budur. Piyasada işlem yapma kirliliğine bulaşmış adamların çıkıp yorum yapması değildir. Piyasada işlem yapan adam bu işin sırtından para kazanıyordur çünkü. Diğer taraftan gerçek anlamda analiz yapan insanlar piyasada işlem yapmazlar. Yapılmaması gerektiğini de bilirler. Bunun etik bir değer olduğunu da bilirler. Bunun dışında hareket eden herkes yanlış yapıyordur. İster istemez aldığı pozisyona göre konuşuyordur. Dolar almıştır, dolara göre konuşuyordur. Dolar satmıştır, ona göre konuşuyordur. Borsada satış yönünde hareket ediyordur Viop'ta. Ve bunun sonrasında diyordur ki borsa düşecek ya da Viop'ta alım yönünde hareket ediyordur. Aa borsa yükselecek. Bunu ister istemez yapar. Çünkü buraya bir para yatırmıştır. Ve yatırdığı paranın duygusallığıyla hareket eder. Ya da çakallığıyla hareket eder. Onun için piyasada işlem yapan bir kişinin çıkıp da buradan yorum yapması etik değildir bir kere. Ahlaki değildir, kanuni de değildir. Hukuki de değildir. Dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde ben işlem yapıyorum deyip bir de ben yorum yapıyorum diyen adam olmaz, olamaz. Buna cesaret bile edemez. Buna cesaret ettiği gün zaten bunu söylediği gün itiraf etmiştir yaptığı hatayı ve bununla ilgili soruşturma açılır. Bizde ise doğruları söyleyenlere soruşturma açılıyor. Türkiye ekonomisiyle ilgili, Türkiye'nin makro ekonomisiyle ilgili verileri paylaşıp burada yanlışlar yapılıyor. Bakın Türkiye'nin işsizliği, gerçek işsizliği bu değil. Türkiye'deki enflasyon oranları bu değil. Türkiye'deki vatandaşın sıkıntısı büyük diyenler soruşturmaya gidiyor. Ya da gazetelerde boy boy afişe ediliyor, fişleniyor. Ya da piyasayı domine eden bazı televizyon kanalları ekonomiyle ilgili bunlar çıkıp bizim gibi ekonomistlerle, gerçek ekonomistlerle dalga geçmeye çalışıyor. Siz kimsiniz ya? Biz buradan gerçekleri dostlarımıza söylemeye devam edeceğiz. Siz kimsiniz? Siz dediğiniz için mi biz hareket edeceğiz? Çıkıyorsunuz orada YouTuber'ları dinlemeyin. Sizin gittiğiniz yoldan biz geri dönüyoruz kardeşim. Siz kimsiniz? Orada boy boy YouTuber dediğiniz adamların hepsinin ekonomiyle ilgili bilgisine bir bakın. Geçmişine bir bakın. Yaptıkları işlere bir bakın. Yani siz kendinizi Atilla Yeşilada ile mi kıyaslıyorsunuz? Siz kendinizi Selçuk Yeçer'le mi kıyaslıyorsunuz? Siz kendinizi Nasrullah Ayan'la mı kıyaslıyorsunuz ya? Siz daha bu yolda çömezken biz bu yolda gidip geliyorduk kardeşim. Size tur bindiriyorduk. İki tane aracı kurumda çalıştınız diye ekonomist mi olduğunuzu sanıyorsunuz? Madem ekonomistsiniz, delikanlı gibi çıkın Türkiye'nin gerçeklerini konuşun. Hadi hodri meydan, çıktığınız televizyonun ağzına kapılmayın. Çıktığınız televizyonun politikasına göre hareket etmeyin. Neyse dürüstçe çıkın konuşun, açık açık konuşun. Hadi söyleyin bakayım Türkiye'deki gerçek işsizlik verilerini. Hadi söyleyin bakayım Türkiye'deki gerçek enflasyon verilerini. Hadi söyleyin bakalım Türkiye'deki vatandaşın durumunu. İnsanlar pazardan akşam vakti çöp topluyorlar. İnsanlar bayat ekmek sıralarına giriyorlar. Siz ne diyorsunuz? İki tane sektör değerlendirmesi yaparak bu iş bitiyor mu sanıyorsunuz? Sektör değerlendirmesi ise biz kralını yapıyoruz. Bakın size açık ve net söyleyeyim. Siz o gazetelerde ismi geçen hiçbir ekonomistin eline su bile dökemezsiniz ya. Hodri meydan, benim hiçbir portföyüm yok. Siz de bunu söyleyebiliyorsanız çıkın piyasaya. Benim hiçbir yatırımım yok. Benim hiçbir işlemim yok. Onun için ben çıkıyorum takır takır doğruları konuşuyorum. Sizin de yüreğiniz varsa siz de çıkın söyleyin bakalım benim hiçbir yatırımım yok diye.
YouTube'dan para kazanıyorum. Ne para kazanıyorsun kardeşim YouTube'dan? Kim ne para kazanıyor YouTube'dan? Türkiye'de YouTube'da iş yapanlar, şu anda YouTube'da çıkıp konuşanların hepsi, eğer ki doğruları düzgün bir şekilde anlatmaya çalışıyorsa, bu işi para için değil, vatan sevdasından dolayı yapıyor. Ülkeye hizmet için yapıyor. Ülkede bir şeylerin düzelmesi için yapıyor. Doğru yolu göstermek için yapıyor. Bizim derdimiz para olsaydı, biz yıllarca çıkıp televizyon kanallarında orada burada bedava konuşmazdık. Siz yapabiliyor musunuz? Yüreğiniz yetiyor mu, gücünüz yetiyor mu buna? Var mı bileğiniz? Hadi çıkın portföylerinizi konuşun. İnsanları yanlış yönlendirip, portföyünüze göre yönlendirip ne paralar götürdüğünüzü konuşun. Hadi büyük abilerinizin size hangi konularda kulaklarınıza gelip fısıldadığını konuşun bizimle. Büyük abileriniz size fısıldıyorlar piyasanın verilerine göre. Siz de o verilere göre hareket ediyorsunuz. Yalan mı? Yıllardır bunu yaptınız. Borsada da bunu yaptınız, dolarda da bunu yaptınız. Biz sizin ciğerinizi biliyoruz. Ama siz bizi bilmenize rağmen, bizim namusumuzu bilmenize rağmen bizi kirletmeye çalışıyorsunuz. Ama ateş olsanız cürmünüz kadar yer yakarsınız. Aynen öyle. Ateş olsanız cürmünüz kadar yer yakarsınız. Evet, bir kez daha dolarla ilgili tahminimi söylüyorum sizlere. Bu koşullarda, bu ekonomik koşullarda bugün olmasa yarın, ama çok uzun bir zaman sonra değil, büyük ihtimalle yıl sonuna kadar dolar kurunda büyük bir sıçrama yaşanacak ve bunu hep birlikte göreceğiz. O zaman kim haklıymış, kim haksızmış hep birlikte değerlendireceğiz sevgili dostlarım. Bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın.